Herkese merhaba, yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda her mevsimde kullanılabilecek 10 parfüm göstereceğim. Buradaki 10 parfümlerden bazıları ferah, bazıları biraz daha kalın, belki tatlı olabilir. Ama değişik değişik parfümler olacak. Herkesin zevkine hitap eden parfümler. Bu tarz videoları genelde kendi zevkime göre sıralıyorum, kuruyorum. Bu video biraz daha farklı olacak. Bu videoda daha çok genel kitleye hitap eden parfümleri göstereceğim. Tabii ki parfümleri deneyerek almak her zaman daha iyi olacaktır. Çünkü parfümün kokusunu bilmek her zaman önemli. Parfümlerden bazıları belki kışa biraz hafif kaçabilecek, bazıları belki yaza çok ağır kaçabilecek ama benim fikrimce parfümlerin hepsi her mevsime gidebilecek parfümler. Öncelikle elimde olmayan parfümlerden bahsedeceğim. Resimler koyarak anlatacağım kokularını. Ondan sonra elimde olan şişeleri göstereceğim öneri olarak. Hiç satmadan başlayalım. İlk parfüm bende daha önce olan bir parfümdü ama kısa bir süreliğine vardı. Ondan sonra benim zevkime uymadığı için elimden çıkarmıştım. Ama bu videoya çok güzel uyabileceğini düşündüğüm bir parfüm ve bu parfüm Prada L'Homme parfümü. Yeni bir parfüm sayılır. Birkaç senelik bir parfüm. Çıkalı birkaç sene oldu. Gerçekten çok muhteşem bir koku. Genel kitleye çok güzel hitap eden pudralı bir koku. Pudralı parfümler seviyor olmanız lazım. İçindeki ana nota, temel nota iris çiçeği. İris çiçeği dediğime bakmayın. Hala maskülen bir parfüm. Ama iris çiçeği bu parfümü çok kolay kullanılabilir bir hal katıyor. Özellikle bu parfüm ofis kokusu diye bilinir. Ofis ortamına. Özellikle bu videoyu izleyenler varsa, ofis kokusu bakanlar varsa, ofis için mükemmel bir koku ama onun haricinde 4 mevsime gidebilecek bir koku. Aslında kendi mevsimi büyük ihtimal ilkbahar, sonbahar veya yaz olurdu ama kışın da rahatça kullanılabilecek bir parfüm. Performansı gayet iyi. 8 ile 10 saati görebiliyor. Biraz tene yakın kalabilen parfüm. O yüzden aslında insanları rahatsız etmeyen bir parfüm. Ama benim her mevsime uyacağına çok inandığım parfümlerden bir tanesi, kendim kullandığım çok övgü alan bir parfümdü. Ama benim sevmediğim yan 2-3 saat sonraki haliydi. Tabii ki bu benim kişisel fikrim ama genel beğeniye gerçekten çok uygun. Gene de kör alış yapmamanız gereken bir parfüm. Çünkü pudralı bir parfüm. Hafif çiçeksi ama bunun haricinde hala maskülen sayılı. Bir sonraki parfüm daha önce tanıtımını yaptığım bir parfüm ama maalesef bende artık yok. Gerçekten almayı çok istiyorum geri ama alsam bile kullanmayacağım parfümlerden bir tanesi. Çünkü çok kullanan var maalesef piyasada. Ve bu parfüm Acqua di Gio, Giorgio Armani firmasından Acqua di Gio Profumo versiyonu diyeyim. Orijinal versiyonuna göre, klasik versiyonuna göre bu Profumo versiyonu. Bu büyük ihtimal bu serideki en iyi parfüm, en iyi yapılmış parfüm. Gerçekten muhteşem bir kokusu var. Çok genel kitleye hitap eden bir kokusu var. O orijinal DNA'nın getirdiği hafif deniz havası, hafif meyveli hava, ferah havanın yanında hafif tütsü havası ve baharat havası var. Bana her zaman biraz çayı anımsatan bir kokusu olmuştu. Değişik bir herbal çay kokusunu anımsatıyor ama gerçekten çok güzel bir parfüm. Çok ilgi toplayan, çok övgü alan bir parfüm. Performansı gerçekten çok güzel. Böyle ferah bir parfüme göre performansı yaklaşık 8 saati geçiyor. Bazı tenlerde 10 saati görebilir yağlı bir teniniz varsa. Ama bunun haricinde tabii ki en önemli parça her mevsime çok uygun bir parfüm. Gerçekten kolaylıkla kullanılabilir yıl boyunca. Belki ferah olduğu için kışa uymadığını düşünebilirsiniz ama gerçekten çok rahatça kullanılabilen bir parfüm. Evet, belki o kış aylarının soğuk havalarını kaldıramayabilir ama gerçekten hala kullanılabilecek, her ortama uyan, her mevsime uyan parfümlerden bir tanesi. Biraz pahalı bu da popülerliğinden dolayı ama gerçekten genel kitleye çok güzel hitap edebilen bir parfüm. Tekrarlıyorum bunu sürekli. Çünkü çok sevilebilir bir parfüm. Yani şu ana kadar bu parfümü sevmeyen pek kişi görmedim ben ama bu demek değildir ki kör alış yapabilirsiniz. Lütfen denemeden almayın. Bu versiyonu zaten her mağazada bulabilirsiniz. Çünkü en çok satan parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm gene tanıtımını yaptığım parfümlerden bir tanesi daha önce. Ama benim zevkime uymayan bir parfümdü. O yüzden elimden çıkardım. Ama gerçekten çok güzel bir parfüm. Ve genelde insanlar sorduğunda hep önerdiğim parfümlerden bir tanesi bu. Ve bu parfüm Dior Sauvage parfümü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konsantrasyonlarından bahsedeceğim burada. İki konsantrasyonu var. Bir klasiği Eau de Toilette. Bir de Eau de Parfüm var. Bunlardan ayrı detay vereceğim. Ama kokusuna geçecek olursak kokusu basit denebilir. Ferah bir kokusu var. Biraz sivri bir kokusu var. Ve bunun yanında sanki o bergamot açılışından ziyade nane havasını veren bir koku. Özellikle bana nane tarzı bir koku veriyor. Ama içinde nane notası yok. Bu aslında kokunun genel birleşiminden ortaya çıkan bir koku diyeyim. Daha doğru olur. Ama onun haricinde dediğim gibi hafif baharatlı, hafif karabiberli ve
ferah turunçgilli bir parfüm. Değişik, anlatması zor, biraz yapay kokan bir parfüm ama genel beğeni gerçekten çok uygun, çok övgü alan ve son birkaç yıldır en çok satan parfümlerden bir tanesi. Kokusundan bahsettik, konsantrasyonundan bahsedelim. İlk çıktığında Eau de Toilette olarak çıktı bu parfüm. İlk çıktığında gerçekten çok kalıcıydı. Yaklaşık 8 ila 10 saat, bazen 12 saati görebilen bir parfüm ve çok yayılan bir parfümdü. Ama Eau de Parfüm versiyonunu çıkarttıkları zaman Eau de Toilette'den bayağı bir şikayet duydum ben, özellikle mesajlarda geldi güçsüzleştiğine dair. Bu doğru mu bilmiyorum. Benim test ettiğim parfüm değil bu son zamanlarda ama doğru gibi duruyor çünkü çok şikayet var. Yabancı sitelerde de var ve Türk kullananlardan da geliyor bana mesajlarda şikayetler. O yüzden şöyle diyeyim, Eau de Toilette'in ben kalıcılığına hala inanıyorum. Bayağı kalıcılığı vardır büyük ihtimal ama o en yüksek kalıcılığa sahip olmak istiyorsanız, ki büyük ihtimal onu istiyorsunuzdur, Eau de parfümünü öneriyorum. Büyük ihtimal biraz daha pahalı olacaktır ama istediğiniz en yüksek kalıcılığa sahip olacaksınız bu parfümle. Ferah bir parfüm olmasına rağmen gerçekten çok kalıcı. Dediğim gibi 10-12 saati görebilen bir parfüm ve çok 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 yayılan bir parfüm. Piyasadaki en çok yayılan parfümlerden bir tanesi, ilk 3-4 saat insanları rahatsız edecek derecede yayılıyor. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Ama bu videoya girmesinin sebebi tabii ki her mevsimde kullanılabilecek olması. Gerçekten kolaylıkla kullanılabilen bir parfüm. Başlı başına zaten yaza çok uygun bir parfüm, bahar aylarına çok uygun ama kışında ne kadar ferah bir parfüm olsa da kışın o soğuğa dayanabilen parfümlerden bir tanesi. Performansının yettiği parfümlerden bir tanesi. Ben herkese öneriyorum. Dediğim gibi biraz yapay bir kokusu var ve benim zevkime hiç uymayan bir parfüm. O yüzden sizinkine de uyacak diye bir şey yok. Ne kadar genel beğeniye uygun olsa da natural kokuları seviyorsanız, özellikle hani biraz daha kompleks kokuları, o yüzden lütfen denemeden almayın. Bu da en çok satan parfümlerden bir tanesi son birkaç yıldır. O yüzden her mağazada bulabilirsiniz. Lütfen deneyin, ondan sonra karar verin. Bir sonraki parfüm bende olan bir parfüm ama maalesef orijinal şişesinde değil. Decant'te kullandığım parfüm, o yüzden şişesini gösteremiyorum. Ama bu parfüm Terre d'Hermes parfümü. Uzun yıllardır kullandığım ve daha önce gösterdiğim parfümlerden bir tanesi, gerçekten şu ana kadar yapılmış en iyi erkek parfümlerden bir tanesi, en çok satan erkek parfümlerden bir tanesi ve tabii ki her mevsime uygun olan parfümlerden bir tanesi. Öncelikle kokusundan bahsedelim, ondan sonra konsantrasyonundan bahsedeceğim. İki konsantrasyonu var parfüm, aynı Dior Sauvage gibi. Kokusu gerçekten çok maskülen. Hafif temiz ve turunçgil parfümü. İçindeki notalarda portakal notası gerçekten çok baskın. Portakal ön planda geliyor. Onun arkasında vetiver var. Vetiver notasını bilmiyorsanız biraz anlaması zor. Hafif yeşil, ferah, hafif çimenimsi bir nota. Ama kokladığınızda çok şaşıracağınız notalardan bir tanesi. Çünkü anlattığımdan çok değişik kokabilir size. Herkesi farklı kokabiliyor vetiver. Bunun yanında Terre d'Hermes'de bayağı bir karabiber notası var. Anlayacağınız üzere baharatlı, portakallı ve vetiverli bir koku. Ferah denilebilir. Aynı zamanda baharatlı ve turunçgilli de denebiliyor. Konsantrasyona geçecek olursak, ben her zaman Pure Parfum versiyonunu kullandım. Bu Pure Parfum versiyonu aslında Eau de Parfum diye de biliniyor. Ama aslında Eau de Parfum değil bu parfümün. Konsantrasyonu Extract de Parfum ama Pure Parfum diye geçiyor. Ben her zaman dediğim gibi bu versiyonu kullandım. Eau de Toilette de mevcut. Ben size şöyle söyleyeyim. Eğer biraz daha ferah bir şey istiyorsanız Eau de Toilette daha iyi olabilir. Ama Pure Parfum versiyonu biraz daha kalın, biraz daha performanslı. O yüzden ben onu daha çok öneriyorum. Ve tabii ki son olarak bu parfüm her mevsime uygun. Bu parfüm büyük ihtimal diğer parfümlere göre, biraz ferah kaçan parfümlere göre biraz daha kalın bir parfüm. Kışın daha iyi gidebilecek ama tabii ki yaza da çok uygun bir parfüm. Her mevsimde rahatça kullanılabilecek bir parfüm. Performansı gayet güzel. Pure Parfum versiyonu yaklaşık 8 ila 10 saat civarı. Bu tabii ki tenden tene değişecek bir parfüm. Eau de Toilette versiyonu ise 7 ila 8 saat civarında bir performansı mevcut. Bir sonraki parfüm gene ferah bir parfüm ve bende şişesi olan parfümlere geçtik. Bu arada bu parfüm Bleu de Chanel parfümü. Bu büyük ihtimal piyasadaki en sevilebilir kokulardan bir tanesi ve büyük ihtimal bu listedeki en kör alışa uygun parfüm ama tabii ki denemeden almayın. Ve bu parfüm gerçekten mükemmel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konsantrasyonlarından bahsedeceğiz. Ona takılmayın. Burada bende gördüğünüz Eau de Toilette ama ben bunu önermiyorum çünkü bendeki şişe eski. Ona geleceğiz. Önce kokusundan bahsedelim. Bu parfüm açılışında da çok baskın olan Grapefruit notasıyla baskın bir parfüm. Grapefruit ferahlığında devam ediyor. Ondan sonra vetiver notası var gene burada. Vetiver burada hafif ferah bir havayı oynuyor. Biraz daha çimenimsi nota değil de ferah bir hava. Ve onun yanında tütsü var bu parfümde.
Ve tütsü çok gelmese de gerçekten bu parfüme o kaliteyi yansıtan bir parfüm. Şunu da söyleyeyim, Dior Sauvage bu parfüme karşı çıkartılmış bir parfüm. Çünkü bu parfüm piyasadaki en çok satan parfümlerden bir tanesiydi son yıllardır. Ve Dior Sauvage o yüzden geldi. Dior Chanel'e karşı biraz daha satışlarını arttırmak için çıkarttı Dior Sauvage'ı ama bana göre hala bu parfüm çok daha iyi bir parfüm. Koku kalitesi olarak tabii ki Sauvage bundan biraz daha iyi bir performansta ama bu bana göre daha kaliteli bir koku. Konsantrasyona geçelim şimdi. Benim önerdiğim konsantrasyon ne? Ben bunu tanıtım videosunda Eau de Toilette önermiştim ama o yıllarda hala Eau de Tuvalet daha iyiydi. Benim parfümün içindeki parfüm çok daha sarı bugünkü versiyona göre. Peki bu parfüme bendeki versiyona en yakın kokan hangisi şu anda? O da parfüm. Pure parfüm versiyonunu pek önermiyorum. Bana aşırı sentetik, yapay geldi maalesef. İçindeki konsantrasyonun belki yüksek olmasından dolayı. O da tuvalet de gerçekten çok güzel bugün ama aşırı sivri kokuyor maalesef. Bundan demek istediğim çok ferah. İçindeki turunçgil çok fazla. Ama bu bendeki O da tuvaletteki tatlılık bugün Eau de Parfüm'de var. Hafif tatlılık ve hafif de ferahlıkta o balansı çok güzel yapan versiyon bugün Eau de Parfüm. Onu öneriyorum. Performansı hala iyi sayılabilir bu parfüm. 7 ila 8 saatlik bir performansı var ama bu listede de her mevsimde kullanılabilecek parfümler arasında da en çok övgü alabilecek parfümlerden bir tanesi. Gerçekten mükemmel bir koku. Bunu sevmeyen daha önce görmedim ben ama tabii ki vardır. Gene de kör alış yapmayın, denemeden almayın. Her mevsime kolaylıkla gidebilecek bir parfüm. Bazen kışın biraz zorlanabiliyor ama kışın da rahatça kullanılabilecek parfümlerden bir tanesi. Bu parfüm izleyenler biraz daha sürpriz gelebilir. Çünkü bu parfüm biraz değişik parfüm. Daha önce göstermediğim bir parfüm. Ama bu videodan önce umarım bunun tanıtımını yayınlamışımdır. Çünkü gerçekten çok güzel. Yayınlamadıysam büyük ihtimal gelecek bu videodan sonra. Bu parfüm Armani Eau de Cedre. O koleksiyondan Eau de Cedre parfümü mükemmel bir parfüm. Son yıllarda büyük ihtimal 2018'de aldım ben parfümü. 2018'deki büyük ihtimal en iyi parfüm aldığım parfüm. Gerçekten mükemmel. Çay notasını seviyor olmanız lazım. Ferah bir parfüm, hafif tatlılık var. Hafif de ağacımsı hava var zaten. İsminde Eau de Cedre, yani sedir suyu diye geçiyor. Sedir ağacı üzerine kurulu bir parfüm. Ağacımsı bir parfüm ama bana göre çay notası çok daha ön planda. Özellikle ilk sıktığınızda inanılmaz natürel kokan bir çay notası var burada. Gerçekten çok güzel. Ben tanıtımında vermiştim. Oy, görmediyseniz büyük ihtimalle göreceksiniz. Benim için 10 üzerinden 10 bir parfüm bu. Kokusu böyle, dediğim gibi çay havasında hafif yeşil, ferah. Su tarzında bir notası da var. Biraz kulağa saçma gelse de ferah tarzda. Bunun arkasında da hafif baharatlı, çok hafif baharatlı sedir ağacı bulunmakta. Basit kokuyor denebilir. Sade bir kokusu var denebilir. Ama aynı zamanda çok güzel, çok iç açıcı ve ilgi çekici tarzda bir parfüm. Performansı gayet güzel. Ben bundan bu kadar performans beklemiyordum. Benim tenimde kolaylıkla 8 saati görüyor ve geçiyor. Tabii ki bu tenden tene değişebilir ve mevsimden mevsime de değişebilir. Şöyle diyeyim, mevsim olarak her mevsime uygun. Gerçekten kışın hala güzel kokan, performanslı bir parfüm ve yazın mükemmel, yaza çok ağır gitmiyor çünkü ferah bir parfüm denebilir. Turunçgil ferahlığında değil ama çay ferahlığında gerçekten çok tavsiye ediyorum. Bunu da denemeden almayın. Herkese göre değil ama çok beğenilecek, çok övgü alacak parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm, çok önerdiğim parfüm özellikle övgü almak isteyenlere. Bu Carolina Herrera firmasından 212 VIP Man. Bunun ben Black versiyonunu tavsiye etmiyorum. Öncelikle ondan başlayalım. Çok soran var çünkü. Black versiyonu çok farklı kokuyor bana göre. İçinde onun bir şekerleme var. Daha önce satılıyor. İsmini bilmiyorum ama ben Türkiye'de yaşarken beyaz, genelde bayramlarda veriliyordu galiba. O şekerleme gibi kokuyor Black versiyonu. Bu farklı. Bu parfüm çok baharatlı, baharat baskın bir parfüm. Kakule baharatı var, karabiber var. İçinde vodka notası geçiyor ama bana göre vodka tarzı bir kokusu yok. Çok sevilebilir tarzda bir kokusu var. Çok ilgi çekici. Baharatlı parfümler seviyorsanız listenizin en başında yer alması gereken parfümlerden bir tanesi. Ve performanslı bir parfüm. Garip bir şekilde performanslı bir parfüm. Kolaylıkla benim tenimde 8 ila 10 saati görüyor. Bazı insanlar da 7-8 saati görüyor. Bazı insanlar da 10 saati geçebiliyor. O yüzden tene bağlı bir parfüm ve mevsime de bağlı olabilir. Bu parfüm gene her mevsime uygun parfümlerden bir tanesi.
çok güzel, çok uygun ortamlara da giden, ilgi çekecek, övgü çekecek parfümlerden bir tanesi. Kışın ben bundan korkuyordum, acaba dayanır mı, acaba gider mi diye. Kışın da rahatça kullanılabilen parfümlerden bir tanesi. Dediğim gibi her mevsimde kolayca gidebilen parfüm. Bir sonraki parfüm daha önce de göstermiştim. Sanırım bir kez gösterdim ve bayağı bir kişi almıştı bu parfümü. Gene göstereceğim ve bu gene baharatlı temada ilerliyoruz. Bu Yves Saint Laurent firmasından L'Homme Ultime parfümü. Gerçekten çok hoş. Gene bir önceki parfüm gibi bu da baharat temasında yer alan bir parfüm ama bunun içindeki notalar biraz daha farklı. Burada bunun ilk versiyonunda olan nota zencefil notası çok baskın ama onun yanında hala kardamom, yani kakule baharatı, karabiber baharatı var. Gerçekten çok övgü alabilecek parfümlerden bir tanesi. Benim çok kullandığım bir parfüm, özellikle her mevsime gidebildiğinden ve her ortama gidebildiğinden dolayı çok kolayca kullanılabiliyor. Övgü alan bir parfüm fark edildiği sürece, çünkü performansı diğerleri kadar iyi olmayabiliyor bunun bazen. Performansına geçecek olursak 7 ila 8 saatlik bir kalıcılığı var ama maalesef tene yakın kalabilen bir parfüm. Bunu konsantrasyon, onu eau de parfum, ama belki de biraz da konsantrasyonu yüksek olduğundan tene kalıyor. Çünkü alkol seviyesi yüksek değil ama yayılım gayet güzel ilk 2-3 saat. İnsanlar hissediyor, sadece ondan sonraki süreç boyunca tene yakın kalıyor. Siz duyabiliyorsunuz parfümü ama insanlar duyamayabiliyor, koklayamayabiliyor. Çok bağırmasını istemediğiniz bir parfüm arıyorsanız veya övgü çekecek parfüm de arıyorsanız mükemmel bir parfüm denebilir. Kışın biraz hafif kalabiliyor ama yine de her mevsimde kullanılabilecek bir parfüm. Bir sonraki parfüm gene bilindik bir yüz. En çok önerdiğim parfümlerden bir tanesi ama bu listede gene en çok övgü alabilecek parfümlerden bir tanesi bu. Ve bu Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum versiyonu. Bu gerçekten çok güzel bir parfüm, çok övgü alan bir parfüm, insanların çok beğendiği bir parfüm ve güzel yanı her mevsime gidebilecek parfüm. Bu videonun başında demiştim bazı parfümler kalın, biraz tatlı olacak diye. Bu da onlardan bir tanesi. Tatlı bir parfüm ama yazın insanları rahatsız etmeyen tatlılıkta, tatlı sevmeyenlerin bile sevebileceği tatlılıkta bir parfüm. Çünkü burada çok ağır vanilya notası yok. Burada tatlılık biraz daha meyvelerden geliyor aslında. Meyve notalarından biraz daha amber tarzı tatlı var. Gerçekten çok güzel. Kokusu dediğim gibi meyveli, amber tarzında ve içinde hafif tütün notası da var. Çok sevilebilir bir parfüm. Tatlı parfüm seviyorsanız mutlaka seveceğiniz tarzda bir parfüm. Gene de denemeden almayın derim. Her mağazada bulabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Ve tabii ki her mevsime gidebiliyor. Dediğim gibi kışın çok güzel gidiyor. Yazın çok sıcaksa, aşırı sıcaksa belki kullanılmayabilir ama normal sıcaklıklarda kullanabilecek parfüm. Çok yayılan bir parfüm. Özellikle sıcak havalarda çok yayılabilen bir parfüm. Performansı gayet iyi. 7 ila 8 saat, bazen 10 saate kadar gidebiliyor. Ama çok yayılan, insanların hissettiği ve hissettiğinde de mutlaka övgü alacağınız parfümlerden bir tanesi. Ve bir sonraki parfüm benim en çok kullandığım parfümlerden bir tanesi. Ama son parfüm olmasına rağmen herkese göre olmayacak bir parfüm. Ve bu Guerlain firmasından L'Homme Idéal Eau de Toilette versiyonu. Eau de Parfum versiyonunun ben her mevsime gittiğini düşünmüyorum. O yüzden bunu göstermek istedim. Bu benim en son zamanlarda en çok kullandığım parfüm. Gerçekten muhteşem. Böyle insanı bağımlı yapabilen parfümlerden bir tanesi. Böyle sürekli pozitif konuştuğuma bakmayın. O yüzden denemeden almayın lütfen. Biraz riskli bir parfüm. Ama gene de çok güzel. Kokusundan bahsedelim. Badem notası resmen bel kemiği bir parfüm. Badem notası çok baskın. Badem seviyorsanız büyük ihtimalle sevebilirsiniz. İçinde bir parfüm hafif kiraz havası da var. Bademin yaptığı bir şey bu ama Eau de Parfum kadar yok. Ve bunun haricinde vetiver var. Vetiver bu parfümü çok güzel yapıyor. Bunun yanında ben kullandıkça fark ettim, biraz pembe biber var. Hafif tatlılık veren ve pudramsı bir parfüm. Çünkü base'inde, alt notasında tonka fasulyesi var. Ve tonka fasulyesi de tatlılık veriyor. Pudramsı bir hava veriyor ama hiçbir nota bademin üzerine çıkamıyor. Çünkü badem bu parfümün başlangıcından sonuna kadar devam eden bir nota. Başlangıcında biraz turunç geliyor. O yüzden sizi korkutabilir. Lütfen parfüm deniyorsanız teninize sıkın ve biraz kurumasına izin verin. Çünkü bir 15-20 dakika, belki yarım saat sonra gerçekten o büyüleyici koku başlıyor ve çok kendine çeken bir koku, çok çekici bir koku olmaya başlıyor parfüm. Tatlı parfümleri seviyorsanız sevebileceğiniz parfüm. Çünkü biraz tatlı, pudramsı. Ama tatlı parfümler sevmiyorsanız bundan önce önerdiğim parfümler sizin için daha uygun olabilir. Performansı ben deneye deneye görüyorum ki gayet güzel bir performansı var. Eau de Toilette olmasına rağmen 7 ila 8 saat benim tenimde kalıcılığı var. Bazen çıkabiliyor bunun üzerine. Ben buna bayağı sıkıyorum. En az 10-15
sprey sıktığım oluyor. Elbiselere çok sıkmayı seviyorum çünkü elbiselerde bıraktığı koku gerçekten çok güzel. O yüzden kalıcılığı benim için iyi ama gene de tenizde deneyerek kalıcılığını görmek daha iyi olacaktır sizin için. Ve tabii ki son olarak da her mevsime gidebileceğine inandığım parfüm. Yazın çok kullanılırsa, çok sıkılırsa biraz tatlı bir hal alabiliyor. Ama normal biçimde sıkılırsa 4 ila 5 sprey civarında yazın çok güzel gidebilen, kışın ise biraz fazla sıkmanız gerekebilir. Ve kışın şu anda ben bunu kullanıyorum. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ben herkese öneriyorum. Bu video bu kadar. Uzun zamandır sorulan bir videoydu. İstenen bir videoydu. Her mevsime uygun parfümler adında bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beklediğiniz parfümleri görmüşsünüzdür veya bilmediğiniz parfümleri göstermişimdir. Yardımcı olabilmişimdir. Sizin her mevsimde kullandığınız bir parfüm varsa lütfen yorum olarak bırakın. Görmekten memnun olurum. Kanalıma gelip videomu izlediğiniz için her zaman teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.